Eğer yeniden başlayabilseydiniz hayata, hangi yılda olmak isterdiniz? Şu an için zamana yolculuk yok ama gelin tarihin yaşadığı yere gidelim. İsmi Hayalet Köyü olarak da biliniyor. Gidenlerin tekrar aynı topraklara dönmeleri yasal engeller nedeniyle mümkün olmamış. Gitmek zorunda kalan herkes kentin sadece cadde, sokak ve yıkık binalardan oluşmadığını anlatıyor bize. Eğer yeniden başlayabilseydiniz hayata, hangi yılda olmak isterdiniz? 1299, 1453 veya 1923. Evet, şu an için zamana yolculuk yok ama gelin tarihin yaşadığı yere gidelim. Yani Ocak 1923'e. Burası Muğla Fethiye'de bulunan bir Rum köyü. İsmi Hayalet Köyü olarak da biliniyor. 1923'te çıkartılan mübadele yasası ile gönderilen Rumların köyü. Tabii bu size bir önyargı oluşturmasın. Türkler de aynı şekilde Yunanistan'daki köyünü, ocağını bırakıp Türkiye'ye geldi. Karaköy'deki Rumlar ve Yunanistan'ın çeşitli köylerindeki Türklerin alışılmış yaşamlarına devam edebilsin isterdik. Kim bilir ne düzenler değişmiştir. Düşündüğünüzde üzücü bir durum, evet. Ama devletler insanüstü düşünür. ...1923'te Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan nüfus mübadelesi anlaşmasına kadar Müslümanlarla Hristiyanlar Karaköy'de uyumlu bir hayat sürüyordu. Bugün ise Hayalet Köy'e dönüşen bu yer, eski güzel günleri hatırlatan dokunaklı bir simgeye dönüşmüş. Bir saati aşkın zorlu bir tırmanışın ardından yamacın diğer tarafına geçince Ölüdeniz kıyılarını ve göz alabildiğine uzanan Akdeniz'i görüyorsunuz. Kayaköy, eski adıyla Levissi, 1923'e kadar 10 bine yakın kişinin yaşadığı canlı bir bölgeydi. 14. yüzyılda kurulan köyde Müslümanlar ile Yunan Ortodoks Hristiyanları uyumlu bir yaşam sürüyordu. Ta ki 15 Mayıs 1922'ye kadar. İzmir'in işgaliyle birlikte Rumların bir kısmı içkili eğlenceler düzenleyip akabinde havaya ateş açıyorlardı. Bunu duyan karakol komutanı Hacı Yusuf, Mayıs isimli atına atlayıp yanına Abdullah Çavuş'u da alarak mavzerini havaya ateşleyerek Kuyubaşı meydanını dolaşması, şımarıklığın yatışması için de yetmiş zaten. Bunun dışında bölgede başka bir sürtüşme olmamış. Kurtuluş Savaşı sonunda 11 Ekim 1922'de nüfus mübadelesi anlaşmasının imzalanmasından da önce artık. Bu gönülsüz göçün gerçekleştiğini Karaköy yaşayanları anlamıştı. Herkes tedirgin ve buradan ayrılmak istemiyordu. Fethiye ve Levissi'nin ileri gelen Rum tüccarları bir araya gelip heyet oluşturarak son bir çabayla Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa ile konuşmak için yola çıkmışlar. Yüzyıllardır bu topraklarda derin bir dostluk bağı ile birlikte yaşadıkları insanlarla hiçbir sorunları olmamıştı. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra Ankara'ya ulaşılmış ama Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek mümkün olmamış. Gözyaşları içinde Rumlar bölgeden uğurlanmış. Mübadeleden sonra uzunca bir süre gidenlerin tekrar aynı topraklara dönmeleri yasal engeller nedeniyle mümkün olmamış. 1970'li yıllarda o engeller kalktıkça
Gidenler olmasa bile onların çocukları yavaş yavaş turistik amaçlarla ataların doğup büyüyüp gönülsüz olarak terk ettikleri toprakları görmek için gelmeye başlamışlar. Hatta gelenler atalarına verdikleri sözleri de bir avuç toprağı mendillerine bohçalayarak götürüp onların mezarına dökerek yerine getirmişler. Köyün sokaklarında yaşanmışlıkları attığınız her adımda hissediyorsunuz. Kayaköy'de yaşantıyı, insanların birbirine olan sevgi ve saygısını birebir yaşayanlardan duyuyoruz. Pencerelerinde umutlarını, anılarını, aşklarını, acılarını bırakarak gitmek zorunda kalan herkes kentin sadece cadde, sokak ve yıkık binalardan oluşmadığını anlatıyor bize. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarihin yaşadığı yerde görüşmek üzere.